Herkese merhaba arkadaşlar, ben Doğa Güneri. Bugün Tonguç kanalında sizlere Study With Me videosu çekiyorum. Bu tarz videolarda ben ders çalışıyorum. Ben çalışırken de siz de beni izleyerek çalışmış oluyorsunuz. Ve gerçekten motivasyonu tavan ettirecek güzel video çeşitleri. Bu yüzden bu tarz videoları izlemeyi de çekmeyi de çok seviyorum. Öncelikle birazcık kendimden bahsedecek olursak 11. sınıfa gidiyorum. Bir yıl sonra MF alanından sınava gireceğim. Ve bu süreçte Tonguç gerçekten çok yanımda, buradan çok da teşekkür ediyorum. O zaman şimdi çalışmamıza geçelim. Dakika hiçbir şeyle uğraşmadan sadece derse odaklanarak ders çalışıyoruz. 5 dakika ise bir molamız oluyor ve bu sefer de hiç dersle alakası olmayan şeyler yapıyoruz, dinleniyoruz vesaire. Ve bu şekilde verimliliğimizi çok fazla üst seviyeye çıkarıyoruz. O zaman ben şimdi bugün yapacağım programdan başlamak istiyorum. Ben her çalışma öncesinde bir to-do list hazırlıyorum ve bu to-do liste yapılacaklar listemi oluşturuyorum. Yani daha planlı bir şekilde çalışmaya başlamış oluyorum ve bence siz de kesinlikle yapabilirsiniz. Programımıza geçecek olursak bugün okulda işlediğimiz konuları tekrar etmeyi düşünüyorum. Bu konuları tekrar ettikten sonra ise problematik kullanarak buradan sayı problemlerinde ilerlemek istiyorum. Ve ardından ise matematikten ilk 12 konu kitabından çalışmayı düşünüyorum ve böyle yaprak testlerim var. Yaprak testlerimden de trigonometri çözmek istiyorum. Bu şekilde bir çalışma programı yaptım. O zaman daha fazla uzatmadan hadi gelin başlayalım. Thank you.
çalışmalarımız bitmiş. Suyumu da içeyim. Evet, bence gayet verimli geçti. İlk olarak konumu tekrar ettim matematikten özellikle. Ardından sayı problemlerine başladım ancak cidden kaynak birazcık beni zorladı. Özellikle bazı sorularla bayağı bir cebelleştim. Ama şimdi derslerle alakalı hiçbir şey yapmıyoruz. Annem benim için kahve yaptı, gidip onu alıyorum şimdi. Ve ondan sonra 5 dakikalık molama devam ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, kahvemi aldım. Şimdi genellikle ben molalarımda kitap okuyabiliyorum. Bu arada şu anda Serenat okuyorum ve gerçekten çok güzel gidiyor. Kesinlikle size de öneririm. Zülfü Livaneli'den. Bunun dışında dolaşıyorum böyle evin içerisinde. Bazen şarkı açıp söyleyebiliyorum. Bu tarz şeyler yaparak minik farklı molalar verebilirsiniz. Zihni daha çok açacağını düşünüyorum. Bu arada birazcık sohbet etmek de istedim. Yorumlara bence hangi sınıfta okuduğunuzu, ileriki hedeflerinizi vesaire yazabilirsiniz. Ben şimdilik kesin bir hedef koymadım meslek olarak ama aklımda ya tıp var ya da mühendislik var, dediğim gibi çok ayrı uçtaki şeyler ama şimdilik bu şekilde düşünüyorum. Bakalım ileride neler olacak. Umarım hepimiz için hayırlısı olur. Ve o kadar görücü bir gündü ki bugün. Bayağı yoruldum. Bu arada 2 dakika sonra molam bitiyor ama ben molaya 2 dakika geç başladım. O yüzden bilemiyorum ne yapsam acaba. En heyecanlı kısımlarındayım ama ders çalışmam gerekiyor. Bu arada siz de hangi kitap okuduğunuzda yorumları yazabilirsiniz. O zaman şu anda saatimiz 6:20 gösteriyor. O zaman ben şimdi testimi kontrol ederek devam ediyorum. Testimi kontrol ettikten sonra ise ikinci promoda için yapmış olduğum hedeflerle devam edeceğim. Dediğim gibi buradan ilerlemeyi düşünüyorum. Belki birazcık daha sayı problemlerinden bakabilirim. O zaman şimdi başlayalım.
Thank you.
Selamlar herkese. Şu anda saatimiz 6:45 geçeyi gösteriyor. Yani iki promodom da bitti. Şu anda az önce hesapladım. Toplamda 38 soru falan çözebilmişim bu bir saat içerisinde. Aslında 50 dakika içerisinde. Ama bence yine de gayet verimli geçen bir çalışma saati oldu. Ekstra hani okuldan geldikten sonra işlediklerimizi tekrar ettim. Bu açıdan da gayet faydalıydı. Bugün birlikte trigonometri, bölünebilme kuralları, bir de sayı problemleri çalışmış olduk. Ben şahsen çok fazla verim aldığımı düşünüyorum. Umarım siz de izlerken keyif almış ve eğlenmişsinizdir. Ve size fayda sağlayan bir video olmuştur. Birlikte bu şekilde ders çalıştık. O zaman ben şimdi birazcık mola veriyorum. Ardından belki başka promodolar yaparak çalışabilirim. Siz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.